Programın ikinci bölümünde pandemiyi gündeme alıyoruz. Günlük 1 milyonu aşan, 1,5 milyonları aşan neredeyse bir aşılama başarısı gündemde. Ama bir yandan da işte bu delta varyantı meselesi, evet, kafaları maalesef karıştırıyor. İsrail örneğini veriyorlar. Bugün medyaya da bakınca görülüyor. Dış basın da bunu çok tartışıyor. Yani maske yasağı kaldırılmıştı. Okullarda da kaldırılmıştı. Ama şimdi ilkokullarda yine birkaç vaka ortaya çıkınca İsrail'de de yeniden biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız tartışmaları da başladı. Yani bu bela uzun süre gitmeyecek gibi. Bunun anlamı bu yani. Bunun dışında başka bir şekilde bunu ifade etmek. Tabii ki aşılama devam edecek. Aşılama olmadan olmaz. Evet. Ama bir yandan da bakıyoruz hani bu varyantlar vesaire. Çok başlık var konuyla ilgili olarak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı. 1 Temmuz itibariyle yeni bir sürece gireceğiz. Araya bir de bir müzik yasağı sıkışmış olsa da, evet, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında. Onu biz daha sonra konuşacağız. Tabii. Hattımızda Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol var. Hocam merhabalar. Merhabalar. Dün açıklanan kararla isterseniz başlayalım. Soracağımız çok soru var elbette ama 1 Temmuz itibariyle tüm yasakların kısıtlamalar anlamında kaldırılıyor olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten kalkmamış olan yasaklar salgın kontrolü açısından önemli olan kısıtlamalar değildi. O yüzden yani biliyorsunuz hani düğün, nişan gibi toplanmalardaki sayı kısıtlaması ve ikram kısıtlaması zaten bu dünkü karardan önce kaldırılmıştı. Yani ve kapalı kalabalık yerlerde çalışan insanlarla ilgili de hiçbir zaman bir kısıtlama olmamıştı zaten. Yalnızca kamuda dönüşümlü çalışma dışında ve bazı özel sektör bu dönüşümlü çalışmaya ve uzaktan çalışmaya uyumu dışında zaten o da kısıtlama ve yasak kapsamında değil de gönüllü olarak özel şirketlerin kendiliğinden yaptıkları şeydi. Ama biliyorsunuz çok büyük bir çoğunluğu, bu bulaşmadan sorumlu olanların büyük çoğunluğu 18 ile 50 yaş arasında ve kapalı kalabalık yerlerde çalışan, yani fabrika ve endüstride çalışanlar, zaten onlar hep kapsam dışıydı. Dolayısıyla yaz ve açık hava avantajını da düşündüğünüz zaman sokak saatlerinde kısıtlama, pazar günü kısıtlama ve şehirler arası yasakta toplu taşımayla değil ama özel araçla kısıtlama gibi aslında salgın yasaklarıyla uyumlu olmayan bazı kısıtlamalar. Salgın yasakları demek doğru değil aslında. Salgın önlemleriyle uygun olmayan bazı yasaklar söz konusuydu. Dolayısıyla yani ben zaten hani çok bir şey fark ettiğini edeceğini düşünmüyorum dünkü kaldırılan kısıtlamaları. Hocam son zamanlarda varyantlarla ilgili endişeler dile getiriliyor. Aşı meselesi de bu doğrultudan, bu perspektiften zaman zaman sorgulanıyor. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu diye. Bu son ve delta varyantı tabii çok fazla mevzu bahis oldu. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bir İsrail örneği var. Tekrar bunun yeniden geri gelmesi, tekrar aynı sıkıntıların çekilmesi, böyle bir şey mevzu bahis mi? Yani o varyant yeni bir özellik kazanmazsa hayır. Şimdilik olup biten şu: düşük aşılı toplumlarda, aşısız veya tek doz aşılı kişilerde çok hızla bulaşan bir varyant delta. Alfa olan İngiliz'di, delta olan Hint varyantı. Arada bir iki tane daha varyant var ama alfa ve delta çok hakim. Çünkü ikisi de bulaşma hızını çok arttırmıştı. Ama Delta'nın bir artı özelliği daha var. Başka varyantların değiştirdiği özellikleri biriktirebiliyor. Onun için duble mutant falan gibi metaforik tanımlar kullanılmıştı. Yani bu ne demek? Hem çok bulaşıp hem de kazanılan bağışıklıktan bir süre sonra kaçabilir. Bir süre sonra kaçabilmesi çok yayılmasına bağlı bir. İkincisi tek doz aşılı popülasyonun karşısına çok çıkmasına bağlı. İki, onun için İngiltere iki doz arasını açmıştı ve iki doz arasını kapattı ve ikinci doza hız verdi. %55 ikinci doza rağmen hafif bir hareketlenme görünce, aslında hafif hareketlenme de değil, artık ölüm sayıları da artmaya başladı. Dolayısıyla şunu biliyoruz biz, iki doz aşılamada %70-75'e çıkmadığınız sürece bunların önünü alma şansınız olmadığı gibi bunların çeşitlenmelerine de yol açabilirsiniz. O çeşitlenmeler arasında bizim korktuğumuz, şimdiye kadar yaptığımız aşıya etkisiz kılabilecek olması. Ama hiç korkmadığımız bir şey var. Aşı tekrar değiştirilir ve iki gün sürer değiştirilmesi ve tekrar üretilmesi. Ama tabii bu tedarik konusunda
ve üretim konusunda sıkıntısı olmayan ülkeler açısından hız demektir. Bizim gibi erişimi zor olan ülkeler için daha yavaş erişilebilir ve tekrar bir dördüncü dalga riski özellikle sonbaharla birlikte söz konusu olabilir. Sadece aşıya dayanarak salgın tedbirlerinden vazgeçecek kıvamda değiliz biz aslında. Henüz %17'sini nüfusumuzun ikinci doz aşıyla aşıladık. Bir %30 kadarını da tek doz aşıyla aşıladık. Ama varyant tek doz aşıdan kaçabiliyor. Hocam virüsün yani şöyle yorumlar okuyorum, bilim insanlarını takip ediyoruz sosyal medyadan, sizi de öyle tabii. Virüsün mutasyona uğrama hızının bilimsel çalışmalara yani araştırmalardan daha hızlı olduğu ve bu bilimsel açıdan bilim insanlarını zor durumda bıraktığı şeklinde bir yorum okudum. Bu doğruluk payı var mı bunda? Aslında geçen yaz itibariyle başladı bu süreç. Geçen yaz hepimiz bu konuda şu uyarıyı yapmıştık. Aslında bize virüsün sağladığı en büyük avantaj ya da gösterdiği en büyük merhamet şu. Çok bulaşıcı bir virüs değil aslında. Yani çok daha bulaşıcıları var, mesela kızamık gibi, su çiçeği gibi. Delta'da çok daha bulaşıcı hali bunun şimdi. Ama geçen yaz orijinal virüsken, henüz orijinal virüsün Avrupa'ya adapte olmuş türüyken uluslararası çok fazla giriş çıkış ve kontrolsüz giriş çıkışın yeni çeşitlemelerle sonuçlanabileceğini söylemiştik biz. Ve ondan sonra da İngiltere, Avusturya, işte Danimarka genomik konsorsiyumlar koyarak çok yakın izleme geçtiler ve o yakın izlemleriyle çeşitlenmeleri saptadılar. Bazı ülkeler, mesela İngiltere'de dalga yaratan İngiliz varyantı Danimarka'da, Avusturya'da hemen önü kesildi. Aslında bize bunu yapan varyant değil. Yani biz varyantın önünü kesmek istediğimizde kesebiliyoruz. Ama biz önünü kesmek için gereken ideal şeyleri yapmıyoruz hiçbir zaman. Nedir o ideal şey? Oturun evinizde 3 hafta, cebinize paranızı koyun, gidin biraz parka bahçeye çıkın demiyoruz hiçbir zaman. Çok eziyetli şeyler yapıyoruz. Yani onun için bu kısıtlamalar kapatılmaya falan dönüşüyor. O yüzden epidemiolojiyle de hiç örtüşmeyen çok daha büyük hasarlara neden oluyor. O yüzden aslında olup biten şu gerçekten, siz bakmaya başlarsanız yani o gen sekansı dediğimiz virüsün tam kimlik kartını, bütün harflerini okumaya başlarsanız, böyle bir konsorsiyumunuz olursa çeşitlenmeleri görür ve fark edersiniz. Çünkü geçen sonbahardan itibaren İngiliz varyantı sahnede hakim olduğu andan itibaren artık şunu söyledik. Virüsün mutasyonları, ki çok yavaş mutasyon yapan bir virüstü başkalarına göre, virüsün mutasyonları öyle hareketlendi ki artık evrimsel hareketliliğinin üstüne çıktı dedik. Bu bakımdan sizin söylediğiniz doğru. Yani beklediğimizden fazla hareketli. Çünkü çok fazla bulaştırdık, çok fazla izin verdik. O yüzden de bulaştıkça çeşitleniyor. Tabii hocam, pandemiyle mücadelede örnek gösterilebilecek bir ülke, bir yönetim var mıdır? Evet, aslında var. Pek çok ülke var. Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç hariç diyelim. İsveç çok kötü şeyler yaptı. Şimdi tekrar Delta varyantıyla açılma nedeniyle hareketlenen mesela Portekiz, mesela Çekoslovakya, Almanya... ve bütün o Asya Pasifik ülkeleri dediğimiz Yeni Zelanda, Avustralya, işte Tayvan, Vietnam vesaire, bunlar çok başarılı modeller ortaya koydular. Çok az insan öldü. Yani Asya Pasifik ülkelerinde ölen insan sayısı herhalde Hindistan'da bir günde ölen insan sayısı kadar, toplam ölen insan sayısı. Çünkü mesele orada gördüğünüz dalganın boyutu falan değil aslında. Mesele o dalga boyutu yaşanırken okullar açık kalabildi mi? İnsanlar aç ve susuz kalmadı mı? Ölümler ne kadar oldu? Hastaneler ne kadar taştı? Asıl önemlisi sizin ön cephede, yani önemli şeylerden biri, savaşan görevli insanlarınız, sağlıkçılarınız ne kadar öldü? Çünkü bu şu demektir, hiçbir şekilde korumadınız ve korunmalarına izin vermediniz. Mesela bu anlamda tarif ediliyor başarı kriterleri. Bu, çünkü biz başarılı ülkeler var deyince insanlar, ama her ülkede bir sürü kapanma oluyor diyor. Ama bir sürü kapanma, mesela okul kapanmadan başka şeyler kapanıyor ve o insanların paraları ceplerine veriliyor.
o insanların sosyalleşebilmek dışında da pek bir sıkıntıları kalmıyor. İlk fırsatta da işte konserleri açıyorlar, okulları açıyorlar gibi hayatı nefes alınır hale getirecek alanlara önem veriyorlar ve koruyucu şemsiyelerini açıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda evet başarılı modeller var ama Batı dünyası bana sorarsanız başlangıçtaki farkında olma meselesini öteleyerek içeri bunca girmesine, virüsün bu kadar çok girmesine izin vererek aslında en başta hepsi bir başarısız oldu, onu söyleyeyim. Ama sonra bir grup toparlamaya başladı. Türkiye'de çok yoğun eleştiriler gündemdeydi. Yani sağlık yönetiminde karar alıcıların şeffaf olması, demokratik tercihleri tam olarak aldığı kararları yansıtmaması ya da işte siyasi partilerin bu konu anlamda karar alıcıların dediğin gibi halka doğru örnek olamadığı yönünde ciddi eleştiriler gündeme geldi. Yani işin aslına bakarsanız biraz da psikolojik tarafı vardı galiba. Türkiye bunu atladı değil mi hocam? Öyle görünüyor sanki. Sadece şöyle bir veri vereyim size. Okullar 16 ay, restoran ve kafeler iki sandalye atamadan, sahildekiler dahil, 10 ay boyunca hiçbir şey kazanamadan ve borç ödeyerek 10 ay boyunca kapalı kaldılar. Hı hı. Türkiye salgınla mücadeleye bütçesini %1,5'unu ayırdı. Aslında o kadar yani mesela o kadar maliyeti bazı şeylerin yanında önemsiz olan paralar sakınıldı ki insanlardan. Yani kaç tane esnaf var? Türkiye'nin kaybettiği başka paralar var mesela. Neden oralara yatırılmadı? Neden devlet hiç koruyucu şemsiyesini açmadı? Ayrıca ben salgın yönetiminde pandemi sahasında hastanede çalışan birisi olarak Şunu söyleyebilirim. Gerçekten biz hasta seçmek zorunda kaldık. Yani sandalye üzerinde insan takip ettik ama biz elimize megafonları alıp İtalya'daki ve İspanya'daki gibi Bakın neler oluyor diyemedik. Diyebilme şansımız yoktu. Çünkü biz de çeşitli basınçlara uğruyoruz ve çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Ve aşı stratejisinde dahi çok gecikme, merkezden alınan kararlar, o kararların neye dayandığını hiç bilmiyoruz, bilemeyeceğiz. Pek çok kapalı şey var ve çok fazla ölüm var. Bakın bugün aşılama başarısını konuşurken İstanbul'un %50'si birinci doz aşısını aldı. %20'si ikinci doz aşısını aldı. Aşıda geciktiğimiz için ikinci dozu alabilenler en fazla %20. Ama çıkıp şunu söyleyebiliyorlar. İstanbul'un yarısı zaten hastalanmıştı diye. İstanbul'un yarısı hastalanmışsa o yarısının %3'ü kadar da insan öldü demek. Evet. Yani sizce burada ölmemiz mi gerekiyor? Çünkü ben 15 aydır şunu söylüyorum. Türkiye'deki gibi tuttuğunu bırakmayan bizim gibi sağlıkçılar olmasaydı inanın Brezilya veya Hindistan olması Türkiye'nin kaçınılmazdı. %100 mutlaka. Evet, hiç şüphe yok bunda. Evet, bunda hiç şüphe yok ve buna rağmen hala sağlık çalışanlarıyla ilgili sadece yönetim aşamasında değil yani toplumun içinde de inanılmaz yaklaşımlar var. Yani bu olumsuz yaklaşımlar bu zaman zaman tabii gündeme geliyor. Evet. Ama buna rağmen bu moralsizliğe rağmen demeyeceğim yani moralini belki bozmuyor sağlık çalışanları ama bu tazyike rağmen bu saldırıya rağmen yine sağlık çalışanlarının aynı şekilde hizmete devam etmesi takdire şayan. Evet. Hocam turizmle ilgili soracağım. Rusya'nın durumu felaket. Şimdi uçuşları açtılar. Buraya çok yoğun Rus turist gelecek. Ukrayna'dan da belki başka benzer Doğu bloku ülkelerinden. Bu salgınla mücadelemizi nasıl etkiler? Çünkü girişlerde çıkışlarda da bir gevşeme olacak anladığım kadarıyla. Şimdi aslında yatay bir çizgi çiziyoruz farkındaysanız 5000-6000 bandında. O yatay çizgi aslında varyantların yer değiştirmekte olduğu dönemi gösteriyor bize. Yani alfanın yerine delta çıkıyor diyor aslında bize. Şu anda kullanabildiğimiz tek ve en önemli avantaj çünkü aşılama henüz bu düzeyde değil. İstersek 5 milyon doz yapalım. İkinci dozu yapabilmemiz için bir süre geçmesi gerekiyor. Çok geç başladığımız için bu işe. Maalesef 5-6 haftadan önce
hani günde işte %3 ile 4 ile ilerliyor ikinci doz diyemeyeceğiz. Yani bizim istediğimiz %60'lara falan gelmesi çok da öyle Temmuz sonunda falan olacak gibi durmuyor. Ama şunu söyleyebilirim, yani aşılama bunu karşılayabilecek durumda değil. Sınırları açtık, gelen gelsin diyebileceğimiz durumda değil. Ama Türkiye'de Delta varyantı var bana sorarsanız. Çünkü uluslararası konsorsiyumların raporlarında bu var, bu not var. Yani biz bakmıyor da olsak, biz görmüyor da olsak, İngiltere'nin koyduğu raporlarda Türk yolcu temaslı kişiler falan tarifleri var. Hem de ta Nisan'da var. Yani ve Delta varyantı girdiği yerde işin tadını kaçırıyor doğrusu. Biz şu anda sadece ölçmüyoruz. Yani biz hastaneye gelenleri ölçüyoruz. Evet. Ve son derece hasta hantal bir sistemle ölçüyoruz. Şu andaki belirti ve bulgular aslında daha genç grupta olduğu için grip kıvamında bulgular. Yani hastanelik olmasına gerek olmayan da ayakta bir şekilde idare ediyor. Bıktı usandı insanlar çünkü. Hı. Bir yandan da aşı hakkı çıktı, gidip aşısını yaptırıyor. Yani gelip testini yaptıracağına falan. Dolayısıyla biraz bakmıyoruz, onu söyleyeyim. Delta bence Türkiye'de var ama çok büyük bir kitle girişi olduğu zaman bunun kümeleri artar. Yani yayılımı artar bunun. Bir önce en çok uçuşun olduğu yerlerde artar. İşte Antalya, Muğla, İstanbul, İzmir. Sonra o İzmir'deki, Muğla'daki, Antalya'daki insanlar İstanbul'a ve Ankara'ya dönünce sonbaharda yeni bir dalgamız olabilir tabii ki. Evet. Bu konuda aşılama süreci hızlandıkça yeni sorular da gündeme geliyor hocam. Yani bu üçüncü doz meselesi. Sizin bununla ilgili bir öngörünüz, bir araştırmalara dayalı bir tespitiniz var mı? Yani bir kere süre herhalde 6 aydan bahsediliyor. Ama hani işte iki Sinovac olan daha sonra BioNTech olmalı ya da tam tersi gibi farklı sesler çıkıyor sosyal medyada ya da işte bilim insanlarından duyuyoruz. Sizin bu konudaki görüşünüzü öğrenebilir miyim acaba? Öncelikle bilimsel bir veri yok bu konuda. Ama İngiltere'nin tespit ettiği iki tarz aşıyla gitmişti. Onlar yayın konusunda çok iyiler gerçekten. İki aşı ile bir de süreyi açarak gitti biliyorsunuz hızlı yapabilmek için. İleri yaş gruplarında BioNTech aşısının da yani 80 yaş üzerinde etkisinin %60'lara falan düştüğünü gördükleri için varyantta da birazcık daha yüksek antikora ihtiyacımız oluyor ya. O nedenle şöyle düşündü onlar. Biz Eylül-Ekim gibi 3. doz tedarikine geçelim. Hani bağışıklığı baskılanmış ve ileri yaş hastalar için geçelim. Yani 2 doz BioNTech ya da 2 doz vektör aşısı olanlara 3. doz tedariki. Yani siparişte bulundu onlar. Kanada'da siparişte bulundu. Ama onun dışında 3. doz verisi şimdi Bahreyn yapacak mesela. Birleşik Arap Emirlikleri yapacak. Onlar inaktif aşı yapıyorlar. Bir kısmı bizimkinden, bir kısmı diğer inaktif aşıdan. Çünkü diğer inaktif aşı zaten 3 doz çalışmasını çıkarmıştı Sinopharm. Çünkü kendisi aslında aşının kendisi bunu koydu. Faz 2 ve faz 3 çalışması da dedi ki benim antikor düzeyim geçirmiş kişilerinki kadar. Zaten biz onu okuyarak itiraz etmiştik. Yani geçirmiş kişilerinki kadarsa bu 3-6 ay sürecektir itirazımız. Aslında kendi verilerine dayanıyordu. Bu öngörülüyordu. Şimdi ben şuna kızıyorum işin aslı. Türkiye'de büyük bir grup 3-5 doz aşı olmuş durumda. Bir buna çok kızıyorum. Nasıl olduysa el altından bir şekilde dağıtılmış insanlara. Yani ikincisi madem bunu biliyordunuz, ben biliyorsam siz de biliyordunuz. Neden sağlıkçı gibi hassas bir grubu bu tercihe baş başa bıraktınız? Evet. Çünkü doğrusu isterseniz ben 2 doz aşısı olmuş bir insan olarak 3. doza çok da gönüllü değilim ama olmam gerektiğinin farkındayım. Gönüllü olmama nedenim bir zararı olacağı için değil. Ama ben bunu 2 dozda halledebilecekken, ben bu cevabı verebilecekken hem neden gereksiz masraf hem neden gereksiz israf ve ne anlamı var bunun oldu ama gerekecek. Evet, gerekecek. Evet. Hocam son olarak yerli aşı tartışmaları takip ediyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten ediyorum. Sona gelindi mi? Ediyorum. Üstelik yani ben kendi derneğimin yaptığı ulusal toplantıda da onlarla bir panel yaptım. Yerli aşı çalışan arkadaşlarımızla bir panel de yaptım. En yakın olan ve bugün ismi verilen aşı faz 3 çalışmasına başlamadı henüz. Faz 3 çalışması için merkezlere yazılar gidiyor. Yani bizlerden de katılım isteniyor.
Şimdi artık Pazuç için hiçbir aşı çok şanslı değil. Niye değil? Siz kendinizden düşünün. Biz Ocak öncesi gönüllü çalışmalarına insan yağdı. Neden yağdı? Çünkü piyasada aşı yok. Tabii. Dolayısıyla şansını denemek istedi. Ve herkes çok kısa zamanda bulundu diyor ya. Yani normalde 3 yıl süren Pazuç çalışması 3 ayda bitti. Çünkü gönüllü sayısını doldurdu aşılar. Ama ondan sonra artık biz şimdi herkesi aşılamaya başladık. Siz olsanız gidip gönüllü olur musunuz? Niye olacaksınız? Yani bir bu. İkincisi hastalık sıklığı azaldığı için. Hani hatırlıyor musunuz? 100.000'de 800'lerde falan gördük. Evet, evet. Hastalık sıklığı azaldığı için. Şimdi 100.000'de 50 falan gördüğümüz için. Belli bir hasta olma sayısı eşiği vardır Pazuç'un bitmesi için. Hı hı. Yani 10 bin kişide de doldurabilirsiniz onu, 50 bin kişide de dolduramayabilirsiniz onu. Yani iki grubu karşılaştırabilmeniz için belli sayıda hasta çıkarması lazım iki grubun. 20-30 kadar. Şimdi bir de ben başladım aşılamaya, hasta olmayacak insanlar. Çünkü bana kim gelecek ki? Genç grup gelecek. Onlar da hasta olduğunu anlayıp bana geri dönmeyecek filan. Daha önceki aşılı çalışmalarında olduğu gibi aşıya ulaşamayan ülkelerle böyle bir ortaklığa gidilebilir mi? Böyle bir yöntem var mı bilimsel olarak? Evet, aynen öyle. Bu yapılabilir. Ama bunun için sizin uluslararası platformlarda faz 1'inizi, faz 2'nizi falan yayınlamış olmanız gerekir. Ve ilgi çekmiş olmanız gerekir. İlgi çekecek bir durumunuz yok ki inaktif aşı. Türkiye'de bazı ilginç moleküllerle çalışan arkadaşlar var. ODTÜ ve Bilkent'in öyle bir çalışması var mesela. VLP dediğimiz bir virüs benzeri partikül çalışması var. O ilginç bir molekül. O faz 1'de henüz. O ilgi çekebilir mesela. Hmm. O değişik bir şey çünkü. Ama bu şimdi inaktif aşının dikkat çekmesi için. Bir de üstelik Türkiye Sinovac'ın üretimini aldık diyor. Evet. Yani bu sefer de kendini baltalamış olmuyor mu? Tabii. Yani buradaki stratejiyi ben mi çözemiyorum acaba? Evet. Bilemedim. Doğru. Yani bu stratejiye ben olmaz böyle strateji diyorum da ben çözemiyorumdur umarım ki. Sizle konuşurken de az önce vaka sayısı açıklandı. 6143. 57 de can kaybı var hocam. Yani bir artış söz konusu. 5000'lerden şu an 6000'e çıkmış durumda. Şimdi açıklandı. Ve sokaklarda yaşarken. Evet. Sokaklardayız. Evet. Yani kapalı yerlere girmemeye çalışıyoruz. Ama bakın pazar günü yasağıyla 21'den sonra sokağa çıkarmayarak salgın yönetilmez. Bazen bıktırırsınız insanları. Doğru. Bıktırdığınız için de insanlar bir apartman katında üst üste toplanırlar bu sefer. Yani Türkiye koronavirüs hastası komşusunu ziyaret eden insanların ülkesidir. Bunu eleştirdiğim için söylemiyorum. Bu bir tespittir. Salgın yönetiminizi alır masaya koyarsınız bunu. Ya da hasta olduğu için işe bilerek söylemeden işe giden insanlar var bu ülkede hocam. Bunun için insanları suçlayamazsınız. Tabii, bunu tabii, bir tabii. Girdi olarak koyarsınız tabii. Ve dersiniz ki ben salgını ona göre yöneteceğim. Sokaklara, parklara davet edeceğim insanları dersiniz. Bunu mu yapıyoruz biz şimdi? Yapmıyoruz. Evet, maalesef. Yazık yani. Gerçekten bizim emeklerimize, yani ben şöyle söyleyeyim size. Hı-hı. Çok 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 büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Hep yani hem sağlıkçı olarak hem de aç kalmayın diye çalışmaya giden, eğitimlerinden olan insanlar olarak. Çok daha iyi şeyler olabilir. Çok daha kolay şeyler olabilir. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli zamanınızı ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi, günler i̇yi çalışmalar size de. Sağ olun. İyi müzik, doğru haber.